Paramız kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videoda Honda Civic aracımızın satışını yapacağız. Arabamızı almaya Uşak'tan Fırat Eken kardeşimiz gelecek. Orada spor aletleri, fitness aletleri falan imal ediyor. İmalatçı kafası. Değişik bir yaklaşım var. Pazarlık sürecinde falan hoşuma gitti benim açıkçası. Güzel de pazarlığı oldu, Allah var. Eğlenceli de bir arkadaşımız. İnşallah keyifli bir video olur arkadaşlar. Şimdi otogara onu almaya gidiyoruz. Abimi otogardan almaya giderken arkadaşlar, bu süre zarfında siz de abone değilseniz abone olabilirsiniz. 40 yaşından sonra YouTuber olmuş bu adamı abonesiz bırakmayın, beğenisiz. Beğenmediyseniz de beğenmeyi basın arkadaşlar, onu kesinlikle yapın yani. Bir etkileşim lazım çünkü. WhatsApp'taki fotoğrafından gördüm arkadaşlar. Oradan tanıyacağım. Bakalım, o bizi tanıyamaz. Çünkü o bizi niye tanıyamaz? Süper B'deyiz yani. Civic'te gelmedik. Aha geldi. Anam yok şu adammış lan Fırat. Kardeşim hoş geldin. Abi, gel hoş gel. Oldum. Gel böyle gel. Ulan yakışıklı adam mısın ha? Eyvallah abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Televizyonda daha şişman gösteriyorsun. Ama böyle daha sempatisin. Ne yapıyorsun? İyi abi, Allah aşkına, nasılsınız? Gel hemen muhabbetimize devam edelim arabada, gel. Tamam, bin geçeyim abi. Hoş bulduk abi, merhabalar. Asım'ı biliyorsun. Bilmiyorum ama biliyorum. Gizli fenomen. Hadi gel. Nasıl geçti yolculuğun? İyi abi, Allah'a şükür, biraz şeydi böyle de çocuk ağlamalı, evet. Temalı. Şey mi, otobüs mü? Ha, otobüsle geldim. Çocuklar şok muydu? Ağlamalar, zırlamalar. Abi biraz şöyle göz ucuyla falan baktım birkaç tanesine ama yani şey gibi değil ya, yeni nesil biraz valla fazla haşeri. Biraz da şimdiki bayanlar böyle çok koruyucu mu diyeyim, kontrolcü mü? İşte aman ağlamasınlar, aman şöyle olmasın falan filan. Evet. İhtimam gösterdikçe çocuklar da iyice zamanadan çıkıyor, öyle bir şey de var yani. Yani otomatik olarak takmıyor yani bir süre sonra. Kesinlikle. Ya ben bunu deneyimledim, çocuğum yok henüz ama. Evlisin. Evliyim ama. Çocuk yokken bunu söyleyebiliyor olman enteresan. Demek yani ki dışarıdan gözlemledim. Yasayı okuyorsun yani. Eyvallah abi. Araba piyasasını okuduğu gibi. Valla araştırmayı seviyorum abi. Aklıma bir şey takıldım. Onu öğrenmeden rahat edemem yani. Doğrusu eğrisi nedir ne değildir. Mesela atıyorum Civic alırken nelere dikkat etmen lazım? Abi Civic alırken zaten direkt bir piyasa araştırması yaptım. Bunun hangi paket tutar hangi paket tutmaz. Dediler bunun belki elegansı var. Normal biraz daha piyasa arabası. Ama dediler hani çok bir performans vesaire bekleme. Hani verdiğin paranın karşılığını tam alamazsın. Bunun dolusu olacak abi. Düşük kilometrelisi olacak. Öyle mekanik bir motor sorunu yok. Şanzımanı biraz şey olduğu için hani CVT şanzımanı olduğu için biraz normal DS'ye göre biraz daha ağır kanlı. Tork düşük, beygir yüksek. Normal ilk başlangıç hızlanmalarda belki bir DS'ye göre yavaş ama belli bir süratten sonra da artık hani 0-100 olarak bakmamak lazım artık güncel arabalara. Değil mi? 0-100 olarak bakmamak. Hani 100'den 200'e mesela ara hızlanmalarda ne yapıyor, ne veriyor? Önemli olan o. Mesela VAK grubundaki arabalar... Test edemem lan. VAK grubundaki arabalar abi genelde 0-100'ü çok başarılıdır ama 100'den sonrası için çok fazla bir şey... Allah Allah, o tarz bir şey, hiç araştırma yapmamıştım. Tabii. Ha. Helal olsun sana. Tebrik ederim seni. Çok güzel iş başarıyorsun ha. Yani ciğerli araba dedikleri var ya abi, yüksek devirlerde gelen o tork. İşte onu Honda güzel veriyor. Kullanımdan keyif alıyorum ya. Ben araba kullanmaktan keyif alıyorum. Bir araç sonuçta aynı. Arkadaşlar insignyası vardı Fırat'ın. Önden bir yere tık demiş. Motor kaputu değişmiş. 50 bin civarı Tremer'i vardı. Aslına bakarsanız değişik bir ticaret olma ihtimali vardı da Fırat açık orada. Acık bir aceleci davrandı. Aceleci davrandı. Hayırlısı olsun. O kadar aceleci davranmamdaki sebeplerden biri de senden alacağım arabanın fiyat olarak gerçekten hani şu an piyasa muadillerine göre uygun olması. Yani ama bu hikayede yanan sen oldun abi. Neyse hayırlısı olsun. Senin gibi kafa bir adama gitmesine sevinirim. Eyvallah, valla razı olsun. Valla ben de hani bayağı bir uzun zamandır yani ilk 30-40 bin abone zamanlarından beri takip ediyorum. Hatta sistem arkadaşlarıma falan anlatıyorum. Bak böyle böyle bir şey varmış. Hani ya çok iyi değilim falan, hani gittin de diyorum en azından. Olumsuz bir şey çıksa bile bir güvencen var. Yani evet. En azından diyorum yol, yakıt, işte ne masraf ettiysen artık onu bir şekilde geri çıkarıyorsun. Hızlı satılıyor. Gidip böyle abi bazısı gerçekten çok insafsız. Böyle bir çok de saçma olasılık sapan rakamlar düşüyor biliyor musun? Mesela örnek veriyorum. İnternette herhangi bir ilanda adam bir şey gizleme ihtimali 100 üzerinden 90'sa oraya gittiğinde ortaya çıkacak. Bizim sistemde 100 üzerinde sadece 10, %5, %1 belki. Niye? O da kendi bilmediği kusurlardır. Ha, o da kendi bilmediği olabilir. Çünkü baştan para veriyor. Adam o parayı verirken aklına şunu barındırabilir mi? Ulan veriyorum sisteme 10 bin lira ama arabanın iki parça değişenini gizledim. Geldiğimde hallederim. Bu riske giremez yani. Mümkün değil abi. O 10 lira gider yani. Kesinlikle gider. Kimse de bu zaten o zihniyetteki bir insan gelmiyor, bu tarz bir platformda olmaz zaten. Platforma gelmiyor. Platforma o yüzden genellikle doğru insanlarla çalışıyor. Vallahi abi çok
mantıklı, güzel bir iş modeli. Yani bunu gerçekten takdir ediyorum. Güzel düşünmüşsün. Eyvallah kardeşim. Ama bizim ticaretimiz tabii fırsat arabalar sisteminden değil. Bizim kendi mağaza araçlarımız var. O mağaza araçlarımızı çeviriyoruz biz. Bir de ekstra. Para babası mağaza araçları olmuş evet. oluyor artık. Fırsat arabalar da aracılık platformu olmuş oluyor. Sen para babası mağazasından bir araba alıyorsun. Evet abi. Şu anda. Direkt senin şahsından alıyorum aynen, artık. Aynen bizim şahsımızdan. Bu tabii fırsat arabalar gibi değil. Bunda yeri geliyor, garantili veriyoruz. Yeri geliyor, ayağa götürüyoruz. Bazen takas yapıyoruz. Bazen pazarlık işte seninki gibi çok güzel rakamlar diye. Takas yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Ulan ah dedim, o kadar dedim sana dedim. Ulan verme dedim ya. Hayırlı olsun deme dedim yani. Bana bir sor dedim yani. Selamun aleyküm, kolay gelsin hayırlılar. Merhaba. Hoş geldiniz abi. Merhabalar, hoş bulduk. İlyas ben abi. Merhaba Fırat ben de. Nasılsınız? İyiyim, size. Teşekkür ederim, Allah'a şükür. Vallahi fotoğraflarındakinden daha güzel abi. Vallahi mı? Yani bu abi? Renk fotoğraflarda böyle durmuyor. Anladım. Biraz daha böyle gün ışığının çok olmadığı bir ortamda çekilmiş gibi sanki. Hani anladım. Orada bu tam bu sedefi belli etmiyor yani şeyini. Hmm. Oğlum çok övme lan. 50 bin lira ucuza verirse çok övme. Ya şaka gerçekten duygularını vallahi, söyle ya. Abi gerçekten çok güzel ya. Dün ne oldu biliyor musun? He. Ben dün Otopolası arabayı götürdüm ya. Bir tane Civic var. Bu kasa hı-hı. aynı bu şekilde FC5. Beyaz renk. Araba da orada biri alacak satacak herhalde. Kapıda sıra bekliyor. Şöyle bir göz ucuyla baktım. Tamam dedim ya almalıyım. İlkten bana sana dedim ya biraz böyle mırınkırın ettim. Ya Civic hı-hı. mi abi ya falan filan dedim ya böyle. Hı-hı. Sonra dedim abi iyiymiş dedim ya. Otursana hani, abi. Şey güzel. Sıfır kokuyor burcu burcu. Vallahi deri kokuları bile abi. Şu iç trimleri falan. Bunların bazılarında şuralar boş oluyor abi. Bu ekstra evet bu donanımdan olmadığı ona da dikkat var. Ettim abi. Güvenlik paketleri var anladığım kadarıyla. İşte çarpışma önleyici falan. Pek bir şey arada söylenemez. Benimkine de vardı ama. Bunda nasıl biliyor musun? Yani şöyle. Geçen gün ben gidiyorum yolda. Önümden bir tane yaya geçiyordu. Hı-hı. Hatta yaya geçti. Ben rahat gidiyorum. Yaya geçmiş olmasına rağmen bir fren yaptı. Arkadaki adam da ondan aktif frenlemesi fren var. Arkadaki o da fren yaptı. Bana kızdı arkadaki adam. Niye duruyorsun öyle diye. Ben durmadım ki. Araba durdu da anlatamam ki. Şimdi durup da konuşacak mısın adamla yani. Ben onu kapatırım mesela yani. Durdu ama biraz yaya geçtikten sonra durdu yani. Ne diyorsunuz abi? Sizin tabirle mal boncuk mu? Mal boncuk vallahi ya. Vallahi boncuk. Mal boncuk ya. Ama gözün kalacak gibi senin. Hayır ben de Fırat abi 20'de ateşlersen. Dünden beri sanki böyle cayı versem diye ağzımın içine bakıyorsun gibi. Hayır. Sen cayarsan cayardık yani ama sen evet, caymadın sürece cayamayız. İş bozmayacaktım ben bunun farkındayım. Gel. Ha ama şu olur. Sen dersin ki ya dışarıdaki 40. yıl daha iyiymiş. İlla onu alayım dersin. O zaman ha, ben de derim ki öyle bir pozisyonda. Ha. Madem şimdi benim burada bir kârım var ya. Ha. Oradan o kârı bana yansıtırsan. Ha, neden olmasın derim. Helal olsun sana be. Helal olsun ya. Buranın 50'sini oraya deviriyormuşuz. Abi ya. Gel. Ben dün ondan da dersimi çalıştım. Her şeyine baktım. Fiyasalar. Kardeşim bak bunlar arabanın hiç kullanılmamış sıfır ilk günkü paspaslar. Açalım poşetini. Vallahi abi hiç dokunmayalım ya. Dokunmayalım mı? Vallahi. Allah. Ben hiç, onu pazarlarım diye satarım. Ben bunu ekstra diye satarım. Hiç açılmamış sıfır paspasları. Asım bir sivil incelemesini yapmadık ya lan bunu. Ah ya! Ah ulan ya! Bunu yapmadık. Ana! Camını değiştirdik. Yazık günah ya. Tuh ya. Biz bunun incelemesini çekmedik lan. Çekeriz onda 5 dakika. Ya beraber yapmış oluyoruz abi işte. İyi tamam o zaman inceleme videosu olmuş olsun bu. Bunda bir sürü ekstra özellik var. Kitapçıkları. Bu ansiklopedisi. Aynen. Honda Civic'in tarihçesi. Yangın tüpü, çantaları, ekipmanları. Aracımız 23 bin kilometrede sıfırdan farksız. Şurasında bir lokal boya var abi. Evet abi. Şöyle. O da küçük bir nazarlık. Ha, ekspertiz raporunda da. Zaten abi yani orijinal. Aracımızın arkadaşlar şurası hep böyle orijinal yazmakta. Şey olmuş. Artık yani mürekkep bitmiş. Bazı yerlere silik yazmış. Silik yazıyor. Yani şurada lokal boyanın olduğu yeri arkadaşımız işaretlemiş. Kaynağına. Şimdi böyle. Bir de sürüş testi abi. Bir sür bakalım ne hissedeceksin. Hoşuna söyle gidecek abi. Mi? Insignia'dan sonra nasıl gelecek? Bakalım abi. Çok merak ediyorum. Elektrikli bagaj var mıydı Insignia'da? Hayır yoktu yok, abi. Normal yani. Düğmeden açıyordum. Elle kaldır. Arkadaşlar naylon kaldırıyoruz. Şöyle. Bismillah. Sen kaldır abi gerisini. Bunun şu zevki şu var ya. Sıfır almıyorsun ama sıfır alıyormuş hissiyatı yaşattın sana. Vallahi çok güzel bir şey abi ya. O kapı eşiklerinde falan da bazı arabaların şeyleri duruyor ya. Benim de elimin beceriksizliği. Arkadaşlar anahtarımız, anahtarın böyle anahtarı da kılıf yapmışlar ya. Arabaya verilen değeri zirveye çıkarmak adına herhalde. Evet. Şöyle çıkaramadım. İşte anahtarın kendisi bu. Kılıfın içine koyduğunuz zaman şöyle tuşlara göre şu şekilde kırmızı dikişli böyle özenilmiş bir kılıf. Bu da güzel. Diğeri de kılıflı. Evet. Çok güzel abi. Ne taraftan çıkalım abi? Şöyle sağdan abi. Oğlum klima nasıl soğuttu. Onu bir tık kıstım. Bu da güzel araba be. Vallahi güzel abi. Bir gazlı da şu an hissiyatı gerçekten zaten gaza hafif dokundum ya şu an. Sporta alman lazım şey.
Fırat abi sporta al. Şimdi gazla işte. Hani motor ısınmadan gazlanmazdı Asım? Radar olabilir, radar olabilir. Yavaş. Abi daha istiyor ya. Vallahi. Evet. Hani ben vitesi geçirecek diye bekliyorum. İstiyor yani daha. Şuraya dikiş efekti vermişler ama sanırım dikiş mi kişi yok yani, bir efekt burası. Şuraya şöyle bir el yazısı ya, Civic nakışı olurmuş. Olurmuş. Havalı bir şey olurmuş yani. Bu kadar Civic'i seven müşteriler var Türkiye'de. Bunu nasıl yapmazsın değil mi? Kendim de şimdi imalatçı olduğum için bu tarz tasarımsal detaylar gerçekten son kullanıcıda iyi getirileri var. Aynen. Hani belki 10 TL'lik bir maliyettir ama gerçekten o arabayı o 5.000 lira 10.000 lira fazlasına sattırır. Kesinlikle. Direksiyon bayağı hisli, sert. Sertleşiyordur da belki hızlanınca. Belki de. Ya da modları varsa bilmiyorum onu. Evet. Mesela şimdi Insignia ile kıyaslıyorsun ya. Hı-hı. 2017 model yeni kasa Insignia'ya biniyordun sen. Objektif yani. Sonuçta sen bu arabayı alıyorsun. Abi şöyle, Insignia'da kasa biraz ağır. Motor tamam 136 beygir, 320 tork. Hani güçlü yani. Güçlü sayılabilecek bir motor. Hı-hı. Ama şöyle bir şey var. Alt devirlerde hı-hı biraz cansız. Hı-hı. Hani o ilk kalkıştaki o arabanın ataletini motor hemen şey yapamıyor yani. Veremiyor. Hı-hı. Ama bunda onu hissettim. Yani gaza dokunduğum andan itibaren direkt bir itme var. Yani direkt ataletini direkt yenip veriyor. Anladım. Benim Insignia'da şöyle 2500 yani 2000 ila 2500 devir arasında tam artık kompresör sıkıştırmış oluyordu ve torku vermeye başlıyordu. O zaman hissediyordum yokuş yukarılarında vesairelerde ama o ara hızlanmalarda o kadar bir aman aman değildi ama bu şu an çok daha seri yani. Evet. Altında gerçekten güçlü bir makine olduğunu şu an hissediyorsun. Aynen, çok hani o hissiyatı şeye, pedala çok iyi veriyor. Sürüş şeyi olarak. Gerçekten sen başarılı. Sen otomobil anlatıcısı gibisin abi. Harbiden abi. Çok izledim. Teknik veriler falan. Sen anlatırken biz bakıyoruz. Biz al yok satı yok. Estağfurullah, estağfurullah abi. Buradan sonra yapıştırabilirsin abi. Aynen. En dibine kadar bas abi. Dip abi. Sarıyor. Sarıyor. Ha, sarıyor. Sarıyor. Lastikleri de yeni, nasıl sarıyor ya? Orası çok arabanın kalktığı noktaya düzleşmiş demek ki. Evet. Bir hafif bir meyili vardı. Tekerim biraz boşa düştü sol arka. Hafif bir pati yaptı orada. Honda ya. Honda, hayat Honda demişler abi. Vallahi Honda ya. Tamam yani Honda Civic'te ben böyle Honda Civic aşkı yaşayamadım yani. Seviyorum bu arabayı ama. Senin o incelediğin Eco Elegance var bir tane. Bu diyorsun gitmiyor falan. Bakıyor ne diyorsun Allah Allah. Arkadaşlar bu araba bizim Honda Civic'in Executive Plus paketi yani. En full paketi yani. Full yani. Üstü yok. Değil mi? Aynen de fışkırıyor şu araba. Eksper'e sola. Ha, Eksper'e gideceğiz mi? Sen nasıl dersen abi? Sen ne dersen ben onu derim. Yani zaten sen ekspertiz yaptığından beri yürümediyse gerek yok. Dükkanın önünde yatıyor. Tamam, ha. Gerek yok abi o zaman. Şu karşıya devam edelim abi. Hoşuna gitti bazılarının. Alıştı yani. Severim. Ben D segmentinden C segmentine nasıl geçeyim Sayıda abi? Öyle mi diyordu? Ha. Biz arkadaşlar bu araba alınmadan önce beni muhabbetle tavladı, tamam mı Fırat? Nasıl oldu? Ben genellikle mesela çok zaman ayıramıyorum yani bu tarz görüşmeler ama kendi şivesi, şimdi videoda öyle konuşmuyor da bu uşak şivesiyle böyle yardırıyor, böyle abi ettim geldim koydum gittim falan filan. Muhabbet işte arabalardan konuşuyoruz. Insignia'm vardı, şu vardı, bu vardı. Dedim madem öyle bir şey yapacaksın, yeni model araba istiyorsun dedim. Honda Civic al. Abi dedi C segmenti dedi ya. Şey, D segmenti değil mi? Abi dedi Honda Civic ya dedi. Şimdi bütün bu muhabbeti izledikten sonra artık bunları düşün. Ondan sonra dedim ama öyle ama dedim araba 20 kilometrede. En full paketi, en dolusu falan filan deyince muhabbet işte 2 gündür de muhabbet edildi arkadaşlar. Finali burada. Evet. Sait abi şey diye aradım. Abi benim böyle bir arabam var. Ben bununla böyle bir badire atlattım. Senin de bir videon var. Bu kaput değişmeli mi? Nasıl yapılmalı? Ben de bunu buna göre videoladım. Bütün belgelerimi yükledim. Ama yine de satamıyorum. Hani ne yapmam lazım? Hatta Sait abi ilan attım. Abi ilanda dedim ters yüz bir şey mi söylemişiz? Hani insanları yanlış yöne çekecek şeyler. Çok güzel şeyler bir ilan hazırlamışsın. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce bütün başından geçenleri anlatmaya çalıştım. Ama artık Insignia'nın piyasasının ağırlığından mıdır? Yoksa normal bir şahıs olarak satıyor olmanın dezavantajı mıdır? Nedendir? Pek bir böyle bir arayan soran olmadı yani. Birkaç böyle arayan var işte. Peugeot'e takas olur mu? İşte mobilet var üstüne ne vereyim falan. Bir şeyler böyle mantıksız takas teklifleri. Biri dağın başına bir bağış atıyor. Buraları değerlenecek diyor falan. İyi dedim onu bekleyelim o zaman bir de. Hani böyle artık yani tam şeye getirmeye çalış. Biri diyor çek vereyim işte şu kadar vadeli, şu kadar faturalı falan. Dedim ben hani normal faturasız o çeke girmem. Şöyle böyle ya yapamadık bir türlü. Ben de dedim ki tam kündüne gelmiş müşteri. Dedim ben şu CV'yi dedim bu abiye devireyim. dedim ki ya pazarlık yaptık o günün parasıyla. Ya kaç olur sen bana nakit falan neyse muhabbet ettik. Tabii bu arada o da arabasını satmaya çalıştı falan filan derken
derken işte 3-5 gün geçti. Bu 3-5 günde de bizim arabanın fiyatı yükseldi. Ondan sonra ben de Fırat'a fiyatı internet sitesinde emsallerine göre yükseltmişiz ama Fırat aradı, abi dedi ben arabamı veriyorum, senin arabanı yarın almaya geliyorum. Lan etme dedim, niye birden söyledin dedim. Hangi fiyattan? Verme geldi. Ha konuştuk ya bugün fiyatı dedi. Etme dedim ya, niye böyle yaptın dedim. Arabasını da vermiş, hayırlı olsun demiş, noterde satışını vermiş. Aynen. Ben de artık yani şey yapmadım, onu mağdur edemem şimdi. Eyvallah, o şekilde. Allah razı olsun. İçine sindim kardeşim fiyatıyla. Abi içime tabii ki de sindi, Allah razı olsun. Bir kere yani ben şunu düşündüm. Hani tamam, bizim önceki aracımızı gerçekten hani belki şu an piyasasına göre uygun verdik ama hani gerçekten bu araba yani gerçekten bir kazancım var. Şu an Sait abim bana gerçekten uygun fiyatlı verdi. Oradan ettiğimiz zararı zaten buradan çıkarıyoruz ve şöyle bir gerçek var. Her zaman model yılı daha yeni, kilometresi daha düşük, hata boya durumu olmayan araçlar diğerlerine göre çok daha fazla primleniyor. Çok daha fazla. Yani ben bugün belki cebimden belli bir miktar çıkarıyorum ama zaten birkaç ay içerisinde bu yükseliş devam ederse zaten o fark falan hiçbir şey olarak kalacak ama bizim insikle belli bir yere kadar artık yürüyebilecek. Evet, evet, yani çünkü evet. Belli bir yerden sonra artık normal daha yeni araçlara, insanlar tamam D segment olmasın ama en azından almışken o paralara sıfır araba alayım mantığına girecekler. Aynen. Biz de sıfır ayarında, hatasız ayarında bir araba aldık. Mutluyuz yani. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi kardeşimizi 40. yıl BMW 320 iED 40. yılı sürdüreceğiz. Eğer hoşuna giderse buna döner miyiz? Vallahi. Civic bize kalır mı? %90 kalır. Hadi bir sür, onları merak ediyorum bankanın ya. Bankanın payı. Gel hadi gel. Klimayı açarsın. Klimayı açalım hemen. Senin için sadece şu an için Sport alıyorum abi. Sport Plus almadım. İlk 1000 direni almıyorsun. Mesela az önce Civic'i kullandın ya, çok kısa kullandın gerçi ama evet. Yine de böyle ufaktan bir mukayese edersin yani. Abi zaten direkt ilk çalıştırdığımda fark ettirdi. Şimdi o az önce tümsek var ya senin dükkanın önünden inerken. Orada da bir yani sönümlemesi falan. Yani premium olduğunu net bir şekilde hissediyorsun. Sıfır mesela o 2020, bu 2016. Dengeleyemiyor mu? Yani bu yine öne geçiyor mu premium? Abi malzeme kalitesi yani bu şey zamanla alakalı değil. Şu an bunun sadece eskidiği için yani yıldan dolayı amortisman kaybı olduğu için bu fiyatları alabiliyoruz. Hmm. Hani bunu 0-0 mukayese ettiğimizde zaten bariz bir şekilde bir farkın olduğunu hem fiyattan hem de kullanıştan çok rahat bir şekilde anlıyorsun abi. Evet. Abi çok iyi ya. Çok güzel devir çeviriyor. Yani mesela o 182 beygir, bu 170 beygir. Bu daha iyi gidiyor gibi mi geliyor? Abi ZDF'in gerçekten güç aktarımındaki başarısı her türlü onu zaten tekerleklere çok daha iyi veriyor. Değil mi? Bu birincisi. 8 ileri gerçekten vites geçişleri arasında hiç boşluk yok. Bir de yani bilmiyorum ya. Bilmiyorsun, o işte BMW o. İşte o BMW işte. Ha, bilmiyorum, BMW'nin B'si. Bizim orada bir laf var. Paran varsa BMW, paran yoksa bin BMW derler. Bin BMW aynen. BMW'nin açılımı neydi? Benimle masrafa var mısın? Benimle ya sıfır alıyorsan? Ya sıfır alırsan BMW'ye binersin abi. Aynen. İkinci, ama çok eskiler. Şimdi yıkıp, yani, tabii. Adamlar eskiler ezmiş, yani. Arabayı canını almış, mahvetmiş. Tabii onda benimle masrafa var mısın? Bence şöyle abi BMW'de. BMW'nin hata boyanı değişiminden ziyade evveliyatı daha çok önemli. Evet, evveliyatı hani, daha önemli. Değişen olabilir, boyu olabilir. Bunlar çok sıkıntı şeyler değil bence BMW için. Ama öncesinde gerçekten hor kullanıldıysa çok üzüyor. Ya bu arabalar çarçıken çok keyifli arabalar. Hani sıfır aldığında, ilk kullanmaya başladığında gerçekten çok keyifli ve sorunsuz arabalar. Ama bazı kullanıcı kitlesinin eline düştüğünde işte yanlamalar, ne bileyim drift atmalar. Diferansiyeller gidiyor. Aynen, diferansiyel oradan körüklerinden yağ kaçırmalar. Yağına suyuna bakmamalar. Hani evet. Sadece alsat mantığıyla düşünen insanlar. Araba bakımsız geziyor. Yani normalde arabada özellik fazlaysa otomatik olarak bozulabilecek parçalarında ihtimali daha çok oluyor. Kesinlikle. Çünkü tabii bunda bozula bir sürü modül başka arabalarda yok. Yani olmadığı için bozulamıyor zaten. Deli olan. Deli olan. Arka durmuyor. Bir de 4 lastik sıfır bunda. 4 lastik sıfır. Vallahi. Şu an Sport'tayız değil mi? Normal. Sport. Plus'a alsak. Plus'a alsak orada arka. Orada döndüydük. ESP devre dışı o zaman. Abi bu şeytan icadı bu ya. Şeylerini falan düşünsene ya, bunların M'lerini, M'lerini kullandığını düşünsene, ne kadar zevkli olur değil mi? Abi çok yani başka bir hayal şey bile edemiyorum. 1.6 motorda böyleyse bu. Abimin bir 3000 dizeli vardı, 530 E60 kasa. Yurt dışında yaşıyor kendisi. Hani o baya baya bir keyifliydi. Ama bu da hani 1.6 motor olmasına rağmen öyle bir aman aman hani kötüyüm değil yani. Mutluluk veriyor değil mi? Abi bu veriyor yani. Aşk 3 harfli abi. BMW. Tamam. Süpersin Fırat abi. Pazarlamada yardımcı olursun. Yarın gel başla. Mal satıcısının anlatabildiği kadardır. İngiltere.
kralı. Rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Mayer, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. Aynen öyle abi. Yani o pazarlamayı düzgün yapamıyorsan, yani sen dünyanın en iyi şeyini üretsen artık yani şu günkü global piyasada satamazsın abi, mümkün değil. O telefondaki ilk intiba, hani önemli olan bu. Yani orada o güveni geçirebilmelisin. Said abi de bunu çok iyi yapıyor. Güven bizim işimiz. Evet. Biz yani şöyle, biz güven nasıl oluyor bize? Biz çok güveniyoruz karşı tarafa. Abi zaten güven bozulmadan şey yapılacak bir şey değil. Hani herkese evet. Güvenli herkese iki etapta güvenirim. Sadece karşıdakinin şeyle alakalı artık yani. Ama o saatten sonraki şu da güzel bir şey yani. Adam 1 milyon da olsa araba buraya Sparta gelmeden önce adam 1 milyon atıyorsa öyle geliyor. Ya bu iyi bir şey yani. Hakikaten şöyle bir düşünüyorum. Evet. Çünkü günümüzde bu tarz insanların sayısı çok az olduğu için evet. Senin gibi esnafların gerçekten hani şeyi çok rahat anlaşılıyor. Eyvallah ya. Ya bizim yaptığımız çok fazla bir şey yok. Biz işte rutini yapıyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz ama piyasa biraz bozuk olduğu için rutin öne çıkıyor. Yani olay biraz öyle evet. Yani. Bir ki şey... sen ekstrasını yapıyorsun ama. Yapman evet. Gerekenin de ekstralarını yapıyorsun. Beni met etme kardeşim. Bana para ver. Yapıyorum ekstra. Doğru söylüyorum. Yapıyorum ben ya. Düşününce yapıyorum yani. Arabanın değişeni var bu arada. Sana söylemedik onu. Almazsın diye. Arabanın ön camı değişti. Evet. Fark ettim onu az önce. Fark ettim mi? Ettim. Sordum aslında. Ön camı değişti. Videosunu çektik ama. Yok abi yani cam... Taş gelir değişir yani bunlar artık yani çok garip bir ülke olmaya başladık. Adamsın hani ya. Yani camda değişmeyecek abi o zaman binelim böyle kırık çatlak patlak. Ben de kendi Instagram'ınkini değiştirmiştim satarken onu da videoladım. Ama öyle diyen yok mesela cam değişti diyoruz adama eyvah. Tamam eyvah diyor. Eyvah diyor gitmiş ya. Diyor ya şeye kadar girmiş bu diyor. Cama kadar ben hata yok önünde. Arkadan çocuk fırlamış. Acaba kurşun mu deldi? Aynen o da olabilir taranmış. Arabada Gamze var mıydı aslında bu arabada? Vardı ya ben bir Gamze hatırlıyorum. Ya, ufak bir şey vardı ben varsa ya. 40. yılda bir tane var ha. Nokta hatasız. Evet. Şurada. Nokta evet. Hatalı. Bir tane noktamız var. Ama gerçekten Fırat bak bunu hani kamera mamera var falan diye söylüyorum. Duygum da söylüyorum. Gerçekten kimisi boyasız yazıyor ya boyasız. Bunlar mesela 10 santim logo var ya. Aynen. İnan var ya çoğundan daha temizdir bak. Biz boyasız diye İstanbul arabaya gittik. Ya Gamze'si göçüyor, eziği çiziği yıkılıyor. Yani hani içinde sigara yanı var. Niye söylemedin abi dedim. Yani ben istemiyorum. İçime sinmedim. Şanzıman geçen... araba 25 bin kilometrede şanzımanın vites top uzunluğu yüzükten oynamış. Şey olmuş mıncırmış yani derisini parçalamış yani. Olmaz ki. Sevgili arkadaşlar, değerli kardeşim, Fırat kardeşim diyor ki abi ekspertize gitmeye gerek yok. İstersen ekspertize git. Sonuçta bir para harcamış olursun. Evet. Ekspertize raporu burada. Herhangi bir yere tıklamadı. Onun üzerine eğer başka bir ekspert başka bir yerden boya çıkartabiliyorsa ona da helal olsun. Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Merhabalar abi. Hoş bugün tek geldik. Sait Hoca nasıl? Sait abi başka bir satışta şu an. İşler yoğun o zaman. İki kola ayrıldık. Ben burada o orada. Hayırlı olsun. Abi onda CV'miz var. Expert'e girecek. Fırat abi tamam. Uşak'tan geldi. Ben bir taraftan alayım. İçeriden de kaygılaşacaklar. Tamam abi. Ben o zaman değiştirdim. Kaydolsun. Paketimize tamam. Bakalım. Ben içeri geçeyim. Güzel. Tamam. Abi zaten aracımız temiz, kilometresi çok düşük, iç trimlerinde de bir sıkıntı yok. Ben de iyi kötü hani şeyinden. Biz normal bir kaporta boya, işte şase, podya, panel o tarz şeylere tamam. Bakalım abi. Bizim için o tamam. Yeterli olacak. Tamam. O şekilde yapabiliriz. km'de geldi. Zaten hareket etmedik. 593 km çıkışını yaptık. Kaporta boya olarak ön arka tampon plastik. Bunlarda ölçüm yapılmadığı için bakmadık. Haricinde kaput, tavanda hata yok orijinal. Bagaj kapağının plakaların olduğu bölümde. Şu. Şurası zaten plastiktir. Şu bölüm plastiktir. Şu bölümde lokal bir boyamız plakaların var. Plakaların olduğu zemin. Plakaların olduğu düz satıhta lokal boyamız var. Sağ tarafta, sol tarafta yine herhangi bir hata boya yok. Şu iç hatlar, evet, iç hatlarda panelde, kılıç sıcacı, kapı metişe direkleri, eşikler, tavan direkleri, kapı kilit karşıtları herhangi bir hatası boyası yok, orijinal. Evet. Bu da şaselerin görselidir. Şasi, podya, şasi bütünlüğü, arka şasi podyalar yine herhangi bir hatası boyası yok abi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi. Teşekkürler. Allah razı olsun. Evet, yengeyi kanıtlamış olduk abi. Evet. Yapış. Onun nasıl ses çıktı? Buraya ondan. Efekt koyayım. Hayırlı olsun kardeşim benim. Arkadaşlar gitti geldi. F30'a gönlü kaydı. Ama nasibi buymuş. Evet.
Hayır, bak düşünüyorsun gibi bu ya. Onda, hayat onda dedik. Ona ben başka bir 40. yıl ayarlayacağım. Hayır, inşallah. Sayılarında daha çok görüşeceğiz. İnşallah, inşallah. Bizim ticaretler bereketlidir biliyor musun? Harbiden bak. Abi zaten şey yani pozitiflik fışkırıyor yani. Evet, alışverişlerimizden yani alışverişten sonra o işlerden devamından güzel şeyler, geri dönüşler alıyoruz. Abi. Hayırlı olsun. Elinize sağlık. Hadi bakalım. Mehmet abi, nasıl aldık? Kendine iyi bakın abi. Abi arabanıza binin siz o zaman. Biz de tamam. Diğer arabayla gidiyoruz. Tamam abi. Şimdi bu işlem tamam mı? Bu işlem tamam abi. Bunun parasını turasını halledip motora mı geçsek? Direkt geçelim. Çünkü direkt geçelim. Saat kayıyor. 4'ü çeyrek geçiyor. Ruhsat içinde. Ruhsat? İçin. Ruhsat. Cüzdan sendeydi ya en son. Yok ben onu geri verdim. Bu kimin ruhsatı? O tamam, bunun ruhsatı işte. Ha, bunun ruhsatı. Para nerede? Araba nerede? Adam nerede? Tamam hadi. Arkadaşlar bugün Honda Civic aracımızı sattık, Allah nasip ederse yeni maçlara doğru açılacağız. Fırat kardeşim sana hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Nasıl abi, keyifli miydi süreç? Vallahi abi harikaydı. Sabahtan beri buralardayım. Ama çok keyifli vakit geçirdim. Sen kendi dükkanım. Gidim içtim. Allah razı olsun. Hiç böyle sen ne yapıyorsun, necisin diyen de olmadı. Fırat arkadaşlar bunu almaya geldi. Ondan sonra durdu, düşündü. Allah Allah dedi ya. 40. yıl ne kadar güzelmiş dedi. Evet. 40. yılla bir turladı, gezdi. Hay Allah dedi ya. 40. yıl mı alsam dedi. Sonra aradaki farka baktı. Bir gitti geldi. Olur ya dedi. Bir banka takka çakka böyle bir turladı. Ondan sonra dedi ki sakin ol oğlum dedi. Sen dedi relax dedi. Relax ol dedi. Yavaş gidelim az dedim. Az kalsın alıyordun ama. Az kalsın ha, direkten döndüm. Direkten döndüm. Hele rengi farklı olaydı kesin aldıydım. Allah'tan beyazmış ama beyaz seven arkadaşlar yani kesinlikle. Nasıl gidiyor ama? Abi mal boncuk. Mal boncuk. Vallahi dadı yerinde. Hayırlı yani. Uğurlu olsun kardeşim. Bereketini gör. Binceye sen bin sağlıkla satacaksan da kazancıyla satış. Allah razı olsun abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketini gör. Hayırlı olsun kardeşim benim. Hoşçakalın arkadaşlar.